ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni lobisinin tarihi gerçekleri değiştirme çabasına destek oldu. Skandal bir açıklama yaptı. 1915 olaylarıyla ilgili soykırım kelimesini kullandı. Beyaz Saray tarafından yapılan Biden'ın yazılı açıklamasında Osmanlı dönemi vurgusu yapıldı. Biden, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'dan sonra bu tarihi yalana imza atan tek ABD Başkanı oldu. Let me take a few Skandal sözlere ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz dedi. Siyasi fırsatçılığın barış ve adalete karşı en büyük ihanet olduğunun altını çizdi. Dışişleri Bakanı, tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz ifadelerini kullandı. Yalanları ilgili Avrupa bildiğinin bir otorite olmadığı. Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı'nın 24 Nisan tarihinde yaptığı açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz sözleriyle tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Biden'ın sözlerini radikal Ermeni çevreleri ve Türkiye karşıtı grupların baskısı altında sarf ettiğine işaret edildi. Tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı'na bu vahim hatadan dönme çağrısı yapıldı. Work together or they're decide that the way in which.